Sürpriz canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği TV'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? Ateist Gazete'nin 76. sayısına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ben sunucunuz İrem Yaydırgan, her zamanki gibi Ateizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Karan'la karşınızdayız. Hoş geldin Süleyman, nasılsın? Hoş bulduk. Fena değil, biliyorsun kötü bir haber geldi dün. Maalesef. Bartın'da. Yanılmıyorsam 25 kişinin öldüğü iddia ediliyor değil mi şu ana kadar? En son baktığımda 23'tü. 25'e ha. Çıktı mı? Çıkmıştır. Olabilir. Yani umarım 23'te kalır. Ya bu ülkede her zaman gibi işte alnın teriyle para kazanmaya çalışan insanlar ölüyor. Yani işçiler ölüyor genellikle. Bunun da temel sebebi devletin yeterli denetim yapmaması. Her zaman aslında işverenin yanında yapması, olması. Çünkü Sayıştay'ın raporları çıktı. O madenle ilgili. Sayıştay'ın raporlarını bile göz önüne almamış devlet ve gerekli iyileştirmeler yapılmamış. Yani aslında belliymiş bu patlamanın geleceği. Sonuçta işte iş kazası değil de iş cinayeti demesi boşuna değil insanların. Kesinlikle. Göz göre göre geliyor. Yani bu iş maden işi sonuçta, yeraltı işi ve en ufak detaya kadar dikkat edilmesi gerekirken işte insanlar Soma'yı gördük. Onun hiçbir şey değişmiyor bu ülkede yani. Böyle bir sıkıntı var. Bunun içinde şey, yine ne diyecekler? Mesleğin fıtratında var diyecekler değil mi? Bunu diyenler kimler olacak? Mercedes'te dolaşanlar. Din sömürüsü yapanlar. Türkiye böyle bir ülke oldu ne yazık ki. Oldu mu yoksa zaten... Öyle vardı miydi? Da işte bu kadar da tüy dikecek hali yoktu. Bunlar çok kötü tüy dikiyor ya. Ve biraz da şey hani ya insan bir ders alır bir dahakinde yapmaz değil mi? Hayır öyle bir şey değil. Zaten sen fıtrat dersen ben bir şey yapmayacağım demek istiyorsun. O zaman niye varsın kardeşim? Niye maaş alıyorsun? Niye bu bakanlıklar var? Niye cumhurbaşkanı var bu ülkede? Niye meclis var? Niye siyasi partiler var? Yani zaten öyle... olmasın istiyorlar. Sadece kendileri olsun istiyorlar. Farkındayız değil aynen mi? Öyle. Aynen öyle. Dingo. Sadece bununla kalmadı. Bu hafta kötü haberler üst üste. Bundan önce sansür yasası ile ilgili biliyorsun. Hani çıkacaktı o yasa. Belliydi ama kesinleşmiş oldu. Biz şöyle ne yapacağız? Biz devam edeceğiz. Doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Umarım Türkiye'nin tüm yurttaşları da doğru bildiğini söylemeye devam eder. Çünkü bu tip yasaklar bu yüzyılda bir şekilde delinmek için vardır. Mesele şu. Otoriter bir rejimin çıkarttığı halk düşmanı bir yasaya mı bakacaksın? İnsanlık onuruna mı, yurttaşlık görevine mi? Ahlakına mı bakacaksın meselesi? Ahlaklı yurttaşların, yurtseverlerin herhalde onurlarıyla hareket edeceklerini temenni edelim diyorum. Yurttaşlık sadece bağıra bağıra İstiklal Marşı söylemekle değil, Türk evet. Bayrağı'nın karşısında ayakta bir dakika dikilmekle efendim Ya da her seçimde sandığa koşarak gitmekle vesaire vesaire ya da işte olmuyor. Silivri bu Silivri soğuktur esprileriyle sesini kesmekle olacak iş değil. Yani bu özellikle söylediğin kesimi biliyoruz. Yani herhangi bir şey elini taşın altına koymaktan çok korkan ama sohbete geldi mi Cumhuriyet'in en büyük savunucusu olduğunu iddia eden bir grup ne yazık ki
biraz önce söylediğim onur eksikliği çeken insanlar diye düşünüyorum. En azından çenenizi, sohbette de çenenizi kapayın o zaman kardeşim. Ya bir üç kuruşluk bir şeyiniz olsun, vatan sevginiz olsun ya. Yoksa da zart zurt edip durmayın. Ya bunu demek zorundayız çünkü tarih hep böyle yazılıyor. Yani korku denen şey, korku denen illet bize evrimden kalmış bir illettir ama sebebi şu, avlanmamak içindir, kendini korumak içindir vesairedir. Ama kalkıp da kendi yurdunu satanlar varsa, o yurdu paramparça edenler varsa, ona karşı sessiz kalmaksa eğer bu dünyanın en büyük aptallığıdır. Çünkü insan denen memeli hayvan aklıyla, aklının geliştirdiği ahlakla vesaire yaşar ve geleceğini görmekle, türünü sürdürmekle, düzgün şekilde sürdürmekle yaşamakla yükümlü bir varlık. Sen geleceğini Ayrıca satıyorsun. Ha, evet. korku duvarının ne kadar kolay aşılabileceğini İran'da çok yakın zamanda hala görüyoruz. Her yerde Yani ya İranlı Sudan'da. kadınlar yapabiliyor, Sudan'da yapılabiliyor 20-25 yılın 30 yılın üstüne. Biz burada niye yapamayalım? Değil mi? Yani şey çöktü. Yıkılmaz denen Sovyetler Birliği bile Aynen. pek çok sorun sebebiyle çökebiliyorsa, Hitler düşebiliyorsa, işte pek çok Şili'deki diktatör gidebiliyorsa vesaire her şey değişebilir. Yeter ki halkın örgütlü ve onurlu bir mücadelesi olabilirsin. Örgütlü tabii. İlla da örgütlenmek için yasalara bakmak gerekmiyor. Tüm dünyada bunun örnekleri var. İşte İran'da öyle bir örnektir söz gelimi. Bakacağız. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şunu söylemek gerekir. Enformasyon hikayesi, malenformasyon dediğimiz, kirli bilgi dediğimiz hikaye ile ilgili dünyada da pek çok uygulama yapılmaya çalışılıyor. Maalesef nerede yapılırsa yapılsın, Almanya'da da yapılsa, demokrasinin beşiği İngiltere'de de yapılsa, nerede yapılırsa yapılsın, her zaman bir sansür yasasına dönüşüyor. En güzel örneğini bunu nerede gördük? Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördük, değil mi? Bir tane kızcağız gidiyor Ukrayna'ya, bakıyor diyor ki, kendince öyle yorumluyor yani, Donbas'ta diyor, Ukraynalı faşistler çok şey vermiş, şu anda onlar başka bir mücadele veriyor, hayat mücadelesi veriyor diye haber yaptı diye Almanya'da. Önce kızın hesapları kesiliyor. Ondan sonra gizli servis babasının hesaplarını kesiyor. Evi basıyor. Kız geldiğinde tutuklanma kararı çıkıyor. Almanya'dan bahsediyoruz. Babasının hesaplarını bloke etmek nedir ya? Hikayeye bak sen. İşte Avrupa'nın da Böyle bir ikiyüzlülüğü var. herhangi bir şey engelleme, bilgiye yönelik herhangi bir engelleme mutlaka sansürle sonuçlanır. İster Türkiye'de olsun, ister Almanya'da, ister Yeni Zelanda'da. Onun için buna karşı direnmek gerekiyor. Kötü bilgi mi? E kardeşim karşı çık, bak, doğru bilgisini söyle. Bu kadar basit. Ama işte sağ otoriter rejimler başta olmak üzere, sözde demokrasiler, zora geldiler mi ya da bir ahlaksızlık yaptılar mı, işin içinde başka bir pislik oldu mu, bunu gizlemek için bu tip şeylere sarılıyorlar. Peki, bu hafta ile ilgili eklemek istediğin başka bir şey yoksa gazeteye yavaş yavaş geçelim. Ne Ya dersin? son bir kez daha söyleyelim, en azından kendi üyelerimize ve yakın çevremize her zaman bunu belirtelim. Gerekirse yaşadığın ülke için doğruları söylemek karşılığında 1 ile 3 yıl arası hapis cezası alabilirsin. 2023'ten itibaren bu arada galiba yasa yürürlüğe giriyor. Bu da Geri hani doğru işlenecek mi yani? Mesela bundan önceki yaptığımız programlar, yapılan YouTube programları veya büyük herhangi olasılıkla farklı bir sosyal yasalar medya. geriye doğru işleyemez ama şu olabilir. YouTube'da var olan bazı programlar için şey isteyebilirler. Yol göstermek gibi olmayacak çünkü zaten bununla uğraşanlar biliyorlar. O videonun kapatılmasını, o videonun dönmemesini isteyebilirler. Bununla ilgili zaten bir yasa var. Daha önce de vardı bu yasa.
3 gün içinde onu kapatman gerekiyor. Genelde bu kişisel ya da devletin doğrudan müdahalesi sonucunda olan şeyler. Yani kişisel olarak dediğim adamı işte diyelim ki çıplak bilmem ne yaparken, yani hani kişisel haklarına müdahale, kişisel verileri koruma kanunu müdahale çerçevesinde olanlar gibi şeyler veyahut da doğrudan bizim gibi işte bir şekilde şeye bağlamaya çalıştıkları, 216'ya bağlamaya çalıştıkları şeyler içinde olabilir. Göreceğiz. Göreceğiz. Hep beraber yaşayıp. Gazetemizin 76. sayısındayız bugün ama gazeteye geçmeden önce kısaca biz burada ne yapıyoruz onu da tanıtalım. Belki ilk defa karşılaşan bizimle izleyicilerimiz vardır şu anda. Ateist Gazete nedir? Ateist Gazete, Ateizm Derneği'nin haftalık olarak üye gönüllüleri için hazırladığı bir e-bülten. Dediğimiz gibi de haftalık olarak yayınlanıyor. Önce üye ve gönüllülerle, daha sonra tüm kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki bu gazete karşınıza nasıl çıkıyor? Ateizm Derneği Yazı İşleri Komisyonu'nda yaklaşık 20 kişilik bir ekip sayesinde sizlerle buluşuyoruz. Bu ekip bir hafta boyunca o haftayla ilgili ciddi çaba, zaman, emek harcayarak haberleri sizler için derleyip hazırlıyorlar. İsterseniz bu ekibe katılabilirsiniz. Bunun için ateizmderneği.org.tr adresinde ilgili linki tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Mutlaka dönülecektir. Bunun dışında bize Patreon ve Kriyosus üzerinden de destek olabilirsiniz. Bütün yayınlarımız sizlerin sağladığı teknik imkanlarla ve gönüllülerimizin çabasıyla gerçekleştiriliyor. Tüm desteklerinize şimdiden müteşekkir olduğumuzu söyleyelim ve 76. sayımıza geçelim. İlk haberimiz yine dernekten geliyor. Yaklaşık 3 haftadır bu haberi veriyoruz ama ısrarla artmaya, sayıda artma devam ediyor. Zorunlu din dersi muafiyeti talepleri. 2022-2023 eğitim öğretim yılı biliyorsunuz Eylül'ün ilk haftası itibariyle başladı. Başlamasıyla beraber onlarca veli çocuklarının zorunlu din dersinden muaf olmaları için derneğimizi telefon ve e-posta yağmuruna tutmaya da başladı. Aynı zamanda mağdur edilmek istemeyen kaygılı veliler için çözümlerimizi aslında yaptığımız, daha önce yaptığımız 3 yayınla ve ateizmderneği.org.tr adresindeki ilgili sayfada adım adım takip edeceğiniz yolları, bu konuyla ilgili nasıl başvuru yapacağınızı paylaşmıştık daha önce. Yine söyleyelim, derneğimiz sadece bu yıl değil, yıllardır bu konuyla ilgili hem danışmanlık veriyor hem de internet sitesinde ne yapabileceğinize dair ipuçlarını sizlerle paylaşıyor. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz Süleyman? Bu şeyden farklı, mesela Türkiye'de bir dinden uzaklaşmadan söz ediyoruz ya, gerek deist olmak, gerek ateist olmak, gerekse işte bir şekilde dini vecibelerini yerine getirmeyen neslin artması vesaire diyoruz ya. Bu aslında dinden uzaklaşmadan farklı bir nokta, zorunlu din dersi. Çünkü buna sadece bir sekülerlik meselesi olarak değil, bir insan hakları meselesi olarak bakmak da gerekiyor. Küçücük çocukların dimağlarını devlet eliyle empoze edilerek bir dine yönlendirilmesi çocuk istismarıdır sonuçta. O bireyin gelişimine olumlu ya da olumsuz, bilemeyiz, bir etkisi vardır. Bu sebeple de konuyu insan hakları açısından ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta çocuk hakları açısından ele almamız gerektiğini düşünüyorum ve bu mücadelenin artarak sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ateizm derneği üstünden yürüyor ama ileride umarım veliler bir araya gelip, tabii ki biz her türlü desteği veririz, bu ve benzeri konulara ilişkin bir örgütlenme içine girer ve bu mücadeleyi sürdürürler. Hatta bunun içine şey de katılabilir. Sadece zorunlu din dersi değil, bazı derslerde uygulanan keyfi olarak öğretmenler tarafından, genelde bu işte eğitim bir sen ve
Bir tane bunların dernekleri var, eğitim birisinin kurdurduğu bir dernek var. Gerçek bir gericilik yuvası, gerçek bir kötülük yuvası olan bir dernek var. Bunlara karşı mücadelelerini sürdürürler diye düşünüyorum. Örnekleri verirken işte dediğim gibi zamanında El-Kaide'ye çocukları kandırarak, aç çocukların fotoğraflarını göstererek bağış toplamaya kalkan öğretmenler gibi öğretmenler var bu ülkede, Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde. Diyanet İşleri Başkanlığı kadar kötü, belki ondan da kötü bir kurumdan bahsediyoruz. İçinde barındırdığı, kimisi terör iltisaklı sözde öğretmenleriyle. Böyle bir kurumdan bahsediyoruz. O sebeple tüm bunlara karşı mücadele verecek. Ya da bir örnek daha vereyim. Söz gelimi not yükseltme oltasıyla alınan seçmeli dersler. Siyer. Peygamberin hayatı dersi. Duyduğum kadarıyla ve bazı gözlemlerini aktaran arkadaşlarımızdan, ki bunların çoğu şeydir, mütedeyyindir bir o arkadaşlarım benim. Bu derse şöyle giriliyor. Hoca gidiyor, genelde din hocası veriyor bu, yani din eğitimini veren öğretmen ya da benzer biri veriyor veyahut işte her kimse. Çocuklara denen şu: derse girmeyin, zaten 10 vereceğiz ama bu dersi seçin. Hem kendilerini kandırıyorlar bir yandan ama eğitimin düzeyini de bozuyorlar, eğitim ahlakını da bozuyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bir de böyle yanları var bu işlerin. Veyahut biyoloji dersinin içine etmek gibi. Anlatıyor anlatıyor. Aslında anlattığı evrim bir şekilde. Ne evrimin adı geçiyor ne bir şey. Ya da hiçbirini anlatmıyor. Zaten bilmiyor. O kadar seviyesiz biri. Böyle durumlar var yani. Sonuç itibariyle tabii ki bundan başlamak lazım. Zorunlu din dersi kaldırılmalı. İlla istiyorlarsa, ki onu da devlet kontrolünde sivil yapılar verebilir. Kendi işte adam gibi, ama İsmail Ağa gibi mafyalardan bahsetmiyoruz. Normal sivil girişimler verebilir. O da çok ciddi devlet denetimi altında olmalı vesaire. Devlet denetimine güveniyorsun yani. İleride, bugün değil. İleride şimdi peki. Tabii Onu çocuğun da oluru da ekleyelim de. alınması lazım. Yani veli tahakkümüyle de olmaz bu iş. Yani çocuğun var diye kardeşim onun hayatını sen belirleyecek değilsin ki. Ne oluyor ya? Onun dinini Ülkemizde sen mi belirliyorsun? Sen kimsin ya? o şekilde Böyle bir bakılıyor, şey düşünülüyor olmak. olmaması gerekiyor. Maalesef. Peki bir diğer haberimize geçelim. Atatürk'e tarikat mensuplarından saldırı başlarıyla kurucu lider, ilk cumhurbaşkanı ve halkının sevgilisi Gazi'ye çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Ulu Önder'e yönelik bu sözlü saldırının kaynağı İsmail Ağa cemaati, yine her zamanki gibi fotoğrafı görüyor muyuz? Görüyoruz. Her hafta böyle bir tip çıkıyor karşımıza. Bu seferkinin adı yine İsmail Ağa cemaatinden Mesut Demir adlı hoca. Bu hocaya günümüzde tarikat ve cemaatlere niçin saldırı vardır şeklinde bir soru yöneltilmiş ve demiş ki cevap olarak: ne zaman tekke ve zaviyeler kapatıldı, alimler, Allah dostları idam edildi, asıldı, ondan sonra istedikleri dışarıdan derleme, toparlama, kanunlarla milleti idare etme yoluna gittiler. İşte ondan sonra şeref de gitti, izzet de gitti, haysiyet de gitti, bereket de gitti diye devam etmiş. Tabii burada en ilginç olan şey değil mi? Ya bu böyle bir adamın... Buna yani şey yapmadan önce, başlamadan önce bir de ADD'nin, Atatürk Düşünceler Derneği'nin cevabını da söyleyelim. Üstü Bozkurt demiş ki başkan, Mesut Demir cemaatinin ölen önderinin cenazesinin neredeyse devlet töreniyle kaldırılmasından aldığı cesaretle olsa gerek Atatürk'e, laik cumhuriyete, devrim yasalarına ve anayasaya alenen hakaret etmiş. Devlete meydan okumuş, kin ve nefret saçmakta bir beis görmemiştir demiş ve savcıları göreve çağırmış. Tabii ondan sonra savcılardan muhtemelen ses çıkmamış. Çıksa haberini verirdik. İşte tabii buna tarikat da değil, mafya demek lazım bir. Böyle bir adamın haysiyetten, onurdan, şereften falan söz ediyor olması zaten başlı başına bir insanlık suçu.
Yani ilgisi yok. Kendilerinin nasıl bir tarikat olduğunu, sözde tarikat olduğunu, bir örgüt olduğunu herkes biliyor. Şeyleri dışında. Diğer tarikatlar da biliyor. Çünkü gidip arada dövüyorlar diğer tarikatları. Bu örgütün geçmişinde cinayet var, gasp var, tehdit var, arazi mafyalığı var, her türlü dolandırıcılık var, her türlü ahlaksızlık var, her türlü baskı var. Sözünü ettiği adamlar, idam edildiği iddia edilen adamların bir bölümü, sanıyorum her zamanki gibi de İskilipli Atıf Hoca Aynen. zevzekliği, kendisi bir İngiliz ajanı olduğu için idam ediliyor. Yoksa Dinle Diyanet'le alakası yok Fes'le yani. Kavuk'la falan ilgisi yok. Zaten o döneme baktığında Kubilay'ı kesenler, boğazlayanlar, bir Afyon keşin gazıyla yola çıkanlar orada. Hem Afyon içiyor hem mütedeyyin ya bunlar. Anadolu'nun pek çok yerinde İngilizlerle birlikte Kuvayi Milliye'ye karşı silah çekenler ve insan öldürenler işte bu soydan geliyor. Bu soydan gelenler yani Anzavur'un nesebi gayri sahihleri diyelim ve ona benzerlerin ne şereften ne haysiyetten söz edebilecek bir hakka sahipler aslına bakarsan. O günkü vatan hainlerini, bu toprakların düşmanlarını, İngiliz işbirlikçilerini övmeye kalkanlar da bunlar. Bunlardan bir tanesi vardı. Neyse ki öldü. Öldü gitti. Toprağı zehirliyor şimdi. Fesli bir herif vardı hatırlıyorsan. Hatta onun işte kimlerin ziyaret ettiğini, nasıl bir törenle kalktığını da biliyoruz. Bu ne demişti? Yunan işgal etseydi daha iyiydi demişti. İşte böyle meczup, dolandırıcı aynı zamanda o adam biliyorsun. Geçmişinde dolandırıcılık da var. Böyle soysuzlar bu iktidar tarafından devlet töreniyle kaldırılabiliyor. Bu doğrudan doğruya aslında bir suç, kabahat neyse bunun adı. Hani suç belki abartılı bir laf olur. Ama benim kaynaklarımı bu tip vatan hainlerine harcıyor olmakları bence suçtur. İdari suçtur. O masrafların geri alınması, bunu düzenleyenlerin bundan sonra devlet memurluğu yapabilmemesi gibi idari cezalar uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Bu cemaat kapatılmalı mı? Yani ben kapatılmaya biliyorsun karşıyım seninle aynı şeyde değiliz ama şunu söyleyebilirim. Hepsi tek tek sorgulanmalı. Mafyaya karışmış, mafyozi işler yapmış hepsi de adi suçlardan hapis yatmalıdır. Yani bütün yöneticileri. Yani ondan çöplenen ayakçıları. Yani ona destek veren devlet içindeki ahlaksız bürokratlar. Cinayete gözlerini kapatmış, gaspa gözlerini kapatmış, baskıya gözlerini kapatmış, şantaja gözlerini kapatmış polisi vesairesi. Bunların hepsi ve hepsi hapiste yatmalıdır. Çıktıklarında da bir daha haysiyetten söz etmemelidir haysiyetsizler. Peki seni daha fazla öfkelendirmeden bir diğer haberimize geçelim. Gençleri Müslüman varsayan Diyanet, yine haberimiz Diyanet İşleri'nden geliyor. Diyanet İşleri Başkanı'ndan mesaj getirdim. Gençlerimizi namazsız, ibadetsiz bir Müslüman olarak yaşamaktan kurtaralım. Bu mesajıyla yeni bir Müslümanlık tarifi yapan Ali Erbaş, Türkiye'deki tüm gençleri Müslüman varsaydı. Yani İşi bunun nasıl oluyor? bilinçsizce yapıldığını düşünmüyoruz ateizm derneği olarak. Bu kesinlikle hedeflenen bir program ama başaramıyorlar da tam tersi yönde bir gelişim. Hani suyun akışı böyle olacaktı belliydi ama ne kadar hızlandı gördük. Ya bir de hani komik değil mi ya? Bu şey gibi olmuyor mu? Mesela bir okul müdürünün kalkıp velilere şey demesi gibi. Çocuklar eğitimsiz kaldı, zekaları geriliyor, eğitimi çözelim. E ulan senin işin zaten. Bu kadar para alıyorsun, çözseydin kardeşim,
O kadar embesili doldurmasaydın, akraba bilmem ne arpalığa çevirmeseydin, o kadar para alıyorsun, o kadar yüklü ödenek var. Demek ki hiçbir şey beceremiyorsun. İstifa et bir kere, bir. İki, belki şudur, gençler senin münafık olduğunu düşünüyordur. Senin iktidarın dansözü olduğunu düşünüyordur. Belki ondan uzaklaşıyordur. İstifa et, öz eleştiri ver, bir şeyler yap, değil mi? Bir de şu, en baştan, yani şu %99 Müslüman hikayesi var ya, çiğnenen sakız. O kafada... %90'a, daha sonra %80'lere falan yavaş yavaş indi. Artık %99 deme cesaretini bulamıyorlar kendilerinde. Yani zaten baştan beri hiçbir zaman, yani Türkiye Cumhuriyeti tabii kurulduğundan beri %99 değildi ki. Bir azınlık vardı. İki, Tanzimat'tan bu yana gelen bir damar vardı. Seküler damar. Hangi %99? Ne zaman olmuş o? Kendini kandırmak dışında bir şey değil. Aslında kendini kandırmaktan çok bir işte ideolojik hegemonya kurma isteği. Gerçi buna şeyler de katılıyordu. Yani asıl işte bizim zevzekliğimiz de şurada. Seküler geçinen bazı partilerin içindeki üyeler, milletvekilleri de aynı lafı terennüm edebiliyordu. %90, elhamdülillah biz de Müslümanız, %99'u Müslüman bu ülkenin falan diye aynı çakızı çeviriyorlar. Değil işte kardeşim, değil. Bir bu, iki, sen ne yaparsan yap, şöyle bir şey var. Milyarlar da döksen, tarihin bir gidişatı var. Köhne olan yıkılır. Ancak baskıyla ayakta durabilir. Bir süre durabilir orada. İşte şimdiki durum biraz bu. Ama bunun üstünde başka bir şey var. Sen eğer ki gençlerin Müslüman olmasını istiyorsan eğer, işte din derslerinde sözü edildiği gibi doğrudur, yanlıştır. Rüşvet yemeyeceksin. Haksızlık yapmayacaksın. Alnındaki ter soğumadan parasını vereceksin. İşçinin, değil mi mesela? Üç tane saydım sadece. Öyle mümin geçinenlerin işçilerin parasını vermediğini, her türlü ahlaksızlığı yapabildiğini gören gençler, Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda oturan bunu gören gençler, yani bunu temsil eden bir şeyin akidelerini yerine getirirler mi sence? Getirmezler. Eğer ki istiyorsa başta hemen kendi istifa etsin. Mercedes'ini bırakarak, Mercedes'ini kaçırmasın o Ankara, eski Ankara Belediye Başkanı ahlaksız gibi. Arabasını kaçırmasın, resmi arabasını. Ondan sonra silsile halinde hepsi istifa etsin. Belki o zaman bir nebze bu dinden uzaklaşma azalır. Ne güzel hayaller Süleyman. Vallahi gerçekten bravo diyorum. Ona hala ironi, bu hayalleri. İroni deniyor, ironi. İremciğim. Ama sanki böyle bu olacakmış gibi söylüyorsun sanki. Gerçekten hayır canım, buna inanıyorum. Tabii ki olmayacak ve olmasın da bizim için daha iyi. Aynen. Peki bir diğer haberimize geçelim. Yine dernek kanalımızdan geliyor. Affetmem, affedeni hiç affetmem başlığıyla. Bunlar ateistin bu bölümünde, bir önceki bölümünde yani. Affetmem, affedeni hiç affetmem. Pensilvanya'dan 15 Temmuz darbesine kitabının yazarı, emekli Tuğamiral Türker Ertürk ile birlikte FETÖ, TSK, Türk-Yunan gerginliği, Din İşleri Subaylığı, seçimler, ülkedeki milliyetçilik akımı ve sığınmacılar gibi farklı başlıkları tartıştığımız bu yayını yöneticilerimizden Feryal Köseoğlu sundu. İsterseniz Ateizm Derneği TV YouTube kanalında bu yayını izleyebilirsiniz. Sen izledin mi Süleyman? Ben çok sıkıldım. Aynı şeyler aynı. Ya şimdi askerlerin bakış açısı tabii biraz daha güvenlikçi ve farklı oluyor. Yani bizim sahiplerle düşünmüyor onlar. Bunu da normal karşılamak lazım. Onların bakış açısında bir şey var. İşte düşman var. Doğru, düşman. Yurda saldırı var. Doğru, saldırı var. Devlete saldırı var. Doğru, bunlar devletin içine sızdı vesaire. Ve bir grup asker de esir alındı biliyorsun. Türk TSK dağıtıldı vesaire vesaire oldu. Sonuçta da o darbe oldu.
Çünkü teröristleri almışlardı. AK Parti ve FETÖ beraber teröristleri devlete ve orduya doldurmuştu. O darbe oldu. Şimdi affet, yani tabii onların bir de söylemleri farklı. Affet, affetme. Hani böyle laflar, e kardeşim der birileri de sen, yani bunu o adamı eleştirmek için söylemiyorum ama Türkiye'nin bugüne gelmesinin temel sebepleri 71 ve 80 askeri darbeleri. O kör güvenlikçi bakış sebebiyle faşist paramiliter güçleri ve İslamcı, yani din sömürüsüyle terörize edilmiş güçleri harekete geçirenler arasında ordu gizli istihbaratı da var. Aydınlanma devriminin ilkelerini unutmuş, ilkeleri sakız olarak söyleyen ama bunu rakı içmek düzeyine indirmiş, laikliği rakı içmek düzeyine indirmiş Çevik Bir gibi tipler var bu ülkede. Ya şimdi Çevik Bir gibiler olmasaydı bu kadar İslam'a kayış olur muydu? Ciddi söylüyorum, bu kadar olmazdı. Laiklikten bu kadar nefret eden bir grup ortaya çıkar mıydı? Emin ol çıkmazdı. Üstencilik, bu dil, affederim, affetmem falan gibi şeylerin bence Türkiye'de artık dünyada da bir karşılığı olmayan şeyler bunlar. Ama tabii ki adam kendi çapında haklıdır, doğruları söylüyordur diyelim. Bizim yani kafamız diyelim öyle de, çalışmıyor ama. İşte ben bu başlığı görünce işte affetmem, affedeni hiç... Sen affetsen ne, affetmesen ne demek istiyorum. Ya işte bu şey meyhane, ya meyhanede fos kabadayılık. Biraz önceki Çevik Bir hikayesi gibi. Konuğumuzu da bu arada gömdük ama kusura bakmasın. Ben selamlar, sevgiler ama ya. Mesele şu, bu iş şeyle olmayacak. Artık bu dünyada bu iş bizim gibi sivil toplum örgütleri, sivil itaatsizlik ve bir mücadeleyle olacak. Burada konuma güvenerek falan değil. Bu bir ideolojik hegemonya mücadelesidir. Bunun affetmesi, affetmemesi değil. Doğruları her yerde adam gibi ve zamanında söylemesi önemlidir insanların. O mücadelede direnmesi, gerektiği zaman sözünü söyleyebilmesi, söz gelimi 12 Eylül uydurarak söylüyorum. Bir darbeye karışmaması. Değil mi? Devletin bürokratik işleyişine müdahale etmemesi, kendi mesleği dışında başka bir şey yapmaması, bunu mümkünse işte o yapabilecek insanlara bırakması, onun da önünü işte kaç tane, Bahriye Üçok'tan başlayarak kaç tane sayabiliriz? Bu cinayetler, bütün laiklere, aydınlanmacı aydınlara yönelik cinayetler olurken gerekli müdahalelerin yapılamaması. Şimdi bunlar olmadı. Yapılmaması, gözü kapatılması, başka sebepler. Sivas o bu. Sivas zamanında bunlar yoktu. Siyasal İslam yoktu biliyorsun. Affetmem, asla affetmem. Madem öyle konuşuyoruz, asla affetmem diyeceğim bir şey söyleyeyim mi ben? O ordunun oraya bir gün geç gitmesini affetmem. Daha fazla bir şey söylemeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben. O zaman diğer habere geçebilir miyim? Son haberimiz. Geç. Madem bir yine dernekten geliyor. Yine komisyonlarımıza lider arıyoruz diye buradan duyurmaya çalışıyoruz. Laiklik, seküler toplum ve bilimin önderliği yolunda faaliyet gösteren cesur ekibimizde lider olmak isteyen tüm aktivist üyelerimizi bekliyoruz. Peki hangi komisyonlar? Gönüllü komisyonu, basın komisyonu, temsilciler komisyonu, etkinlik komisyonu, üniversiteler komisyonu, satış ve pazarlama komisyonu. Bu komisyonlara liderler arıyoruz. İlgi, yetenek, mesleki beceri kapsamında eğer sizi ilgilendiren bir durum varsa elinizi taşın altına koyup aramıza katılmanızı, görevler almanızı derneğimizde bekliyoruz. Hep beraber daha güçlüyüz. Hep beraber aynı zamanda daha fazla iş çıkarabiliyoruz. Az insanla az iş. Ne kadar çok o kadar
nitel ve nicel olarak elle tutulur işler gösterebiliyoruz. O yüzden sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Başkanım sen de söyle. Şimdi o kadar az insan, az iş, çok insan, çok iş. Diye onu Doğru deniyoruz söylüyorsun. tabii Yani onu. sivil toplumun, Türkiye'de sivil toplum, hani böyle adı çok sıkça kullanılan bir şeydir ama sivil toplumun içinde olanlar bilir ki bu iş hiç kolay bir iş değildir. Bir ortak akılda yer alabilmeyi bilmek lazım. Yani şu değil, ben bu işi en iyi bilirim diye gelmemek lazım bir derneğe. Hep beraber nasıl iyisini yapabiliriz, ortak aklı nasıl çalıştırabiliriz, ortak eylemliği, birincisi bu. İkincisi, saydığın niteliklerin hepsi çok değerli ve önemli. Maalesef ülkemizde de bu alışkanlıkta insan sayısı az. Çünkü sivil toplum, yani şu değil sivil, bizdeki en azından ateizm derneği şöyle bir dernek değil. Sen, ben, bizim olan toplandık, bir dernek kurduk. Buradan işte 3-5 kuruş devletten de para alırız ki adımız üstünde biz alamayız. Ya da uluslararası kurumlardan o olabilir ama biz almıyoruz. Oradan fonlanırız. Sonra ben siyasette yükselirim falan. Veyahut işte adım yürür belki bir iş bulurum hikayesi değildir sivil toplum. Sivil toplum en onurlu yurttaşlık görevlerinden biridir. En önemli noktayı kaçırmayalım. Ateizm Derneği'ne gelirim. Oradan bir iki takıldıktan sonra yurt dışına hemen mülteci Ha. olarak gidebilirim. Evet, bu hele bu bizim açımızdan bize büyük hakaret ve ahlaksızlıktır ve biz böyle bir şeye asla girmeyiz. Biz bu ülkede mücadele etmek için kurulmuş aydınlanma savaşçıları olarak kendini tanımlayan insanlarız. Laf abartılı olabilir. Takılmayın ona, aydınlanma savaşçıları dedi. Yani biz kahramanlık hikayesi yazan insanlar da değiliz. Biz normal, onurlu olmaya çalışan normal vatandaşlarız kardeşim. Bir bu. İki, maalesef biliyorsun çağımız şey çağı. Nevrozlar, psikozlar, çeşitli kişilik sorunlarının çağı. O sebeple eğer ki itilmiş, kakılmış, çok sıkıntılı, canı sıkılan bir insansanız ya da işte bazı arkadaş sorunlarınız varsa bunun çözümü dernek değildir kardeşim. Dernek bir dayanışma alanıdır. Evet, doğrudur ama şu değildir. Siz bunları çözmek için buraya gelip o dernekte sorun yaratmamalısınız. Bunu böyle düşünenler varsa diye söylüyorum. Biz bundan çok çektik. Pek çok dernek gibi bundan sonra böyle şeyler çekmek istemiyoruz. Bu sebeple de doğru tanımak istiyoruz. Gerçekten bu komisyonları yürütebilecek liderler de demeyelim. Bak, liderler kötü bir laf oluyor. Beraber koordine edebilecek, geliştirebilecek Ortakları, paydaşlar arıyoruz, paydaşlar, paydaşlar. aynen. Lider aramıyoruz biz. Bunu da altını çize çize söyleyelim. O lider şeyde aranır, bir management lafıdır ve şirketlerde aranır. Biz biraz önce ortak akıl, ortak ahlak, müzakere yeteneği, eyleme geçme yeteneği, iş bitirme yeteneği gibi özellikler arıyoruz. Böyle arkadaşlarımız varsa ne olur gelsinler. Burada karşılaşacakları mekanizma da böyle bir mekanizma olacaktır. Kimse onları fikir geliştirdikleri için suçlamaz. Kimse onları eyleme, daha iyi faaliyetler yürütmek için harekete geçtiğinde suçlamaz. Böyle bir dernek olmaya çalışıyoruz. Bu yolda adımlar atıyoruz. Sonuçta biz de Orta Doğu, Akdeniz insanlarından oluşan insanlarız. Yani sıkıntılı, sorunu olan, örgütlenmekte sıkıntı yaşayan, örgütlendiğinde kişiselleştirebilen tipler olabiliriz. Bunları aşmaya çalışan, kendimizi yenilemeye çalışan, gerçek birer birey olmaya çalışan insanlarız. Ben de bu tarifleri yapmış olayım. Bu önemli. Kesinlikle. Ha, bir de biz şey derneği değiliz, nasıl diyeyim? 50-60 tane ekoloji derneğinden biri değiliz. 100 tane bilmem ne derneği değiliz. Kuş sevenler derneği değiliz. İşte emekli olmuş da vakit geçirmek için iki lafın belini kırmaya gitmiş çok büyük isimleri olan bu ülkenin liderinin adını taşıyan derneklerden de değiliz. Bir Biz çok taneyiz, bir özel, tane varız yani. sadece Türkiye'de değil, bu bölgede Evet.
tek derneğiz. Yani böyle sorumluluklarımız da var bizim. Buna göre ne olur gelin, mutlaka gelin. Bunları anlıyorsanız mutlaka gelin ve beraber bu işi büyütelim. Aslında dernek olarak sayımız az değil. Gerek gönüllü gerek üye sayımız belki de ilk yüze girecek derneklerden biriyiz Türkiye'de sayı olarak. Ama bildiğimiz gibi her derneğin o sayının onda biri iş yapar. Gerisi Bizde de o da üye yok olarak kalır. maalesef. Hı Bu da böyledir ama, bu da böyledir. Yani bu da işin kuralıdır. 10 kişiden biri iş yaptı mı o dernek iyi gider. Eğer 300 kişiysen 30 kişi demektir, çok iyi demektir bu Türkiye için. Hikayeyi böyle yazmaya çalışıyoruz ve gelin beraber yazalım diyoruz. Bu hikayeye katılın da demiyoruz bakın. Gelin beraber yazalım, yanlışlarımızı düzeltelim. Taş üstüne taş koyalım, daha iyi bir şey yapalım diyoruz. Evet, lütfen dışarıdan eleştirmeyi bırakın. Yani hala duyuyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Değerli ateist yoldaşlarımız, dostlarımız. Dışarıdan çok kolay eleştirmesi. Lütfen gelin aramızda, yani aramıza katılın. Buradayken eleştirin, içeriden eleştirin ve düzeltelim yani. Bizim içeride görmediğimiz neler var acaba? Bilelim. Ya bir de şeyi söyleyeyim ben, ne olur bunu hazır bunu dedin ya, dışarıdan bazen görüyorum fake isimle sosyal medyadan, ya bu derneğe ne gerek var, ulan yaptığınız program program mı, şu diyenler var ya kardeşim, önce 3 kuruş onurlu olacaksın, gerçek isminle bunu çıkabileceksin o sosyal medyaya. Ulan sosyal medya sosyal medya, sen kim bir derneği eleştirmek için kanlı canlı olarak çıkmış insanları, belli bir şeyi üstlenmiş insanları, sorumluluğu üstlenmiş insanları bu şekilde anlamda eleştirsen tabii ki doğru, kabul ederiz, düşünürüz üstüne, ama her halta kalkıp da böyle niye böyle bir dernek? Yok şöyle bir şey, yok böyle bir program yapılır. E gel yap, buyur yap. Daha sen adını kendi adını terennüm edebilecek kadar zavallı bir insanken bu eleştirileri yapma. Herkes bir yerini bilsin. Bu şey değil, kendini beğenmişlik değil. Bu tam tersine mütevazılıktır. Bu şekilde söylemek lazım bu insanlara da. Kendi adıyla çıkıp eleştirenlere ne diyelim? Onlar bir kere kendi adıyla oldukları için okey. Ama şunu, eğer ki yine sadece laf söylemek için yapıyorsa, buyur gel. Burada dernek var. Beğenmiyor musun? Hiçbirimizi beğenmiyorsun. Başka dernek kur. Çok memnun oluruz. İkinci bir dernek olursa biz seviniriz, üzülmeyiz. Bunu yap. Üç, kendi olanaklarını kullan, YouTube hesabı aç, program yap. Yine helal olsun. Ama bir şey yap. Bir şey yap, bir şey. Çık cesaretle bir laf et ki 216'dan yargılanma bil. Bizden daha güzel bir laf et. Ondan da memnun oluruz. Yeter ki yap. Hem eleştir ama bir şey yap. Biz de görelim, öğrenelim. Madem ki beceremiyoruz, senden öğrenelim. Bir örneğini görelim, öğrenelim. Diyelim, çok uzatmayalım. Bu tarafı çünkü şey, hikayenin Biraz daha bitmez ya. özelleşmeye başladı. Çok şey yaşadık çünkü. Evet. Peki bu son haberimizde 76. sayımızı burada kapatmadan önce tekrar sorayım Süleyman, eklemek istediğin bir şey var mı? Yani umarım bundan sonra böyle bir maden kazası daha olmasın. Umarım mesela 100. programı yaptığımızda Ali Erbaş artık evinde oturuyor ve mahkemesini bekliyor olsun. Umarım bu ölen işçilerin arkasından mesleğin fıtratı diyenler ileride demir parmaklıklar arkasında olsun. Ve Biz o dışarıda diyelim ki bu mesleğin fıtratı böyle işte, yapacak bir şey yok diyeyim. zorunlu din derslerin kalktığı bir dünya olsun. Göreceğiz. Sanıyorum 100. sayımız yok, yetişmiyor galiba. Tam Yetişmez. hesaplayamadım, yetişmiyor. Evet. 150. sayımızda göreceğiz 200'e doğru gideriz, değil mi? 150.
Soracağım ben sana bunu. Bir bu kadar daha yaptığımızda. Peki 76. sayımızın da sonuna geldik. Bir sonraki sayıda tekrar görüşmek üzere. Artık yalnız değiliz.